Evet arkadaşlar merhaba. 12 Eylül 2021 Pazar günü akşam yarışlarında Elazığ'da beraberiz tekrar Elazığ görüşlerimizle. Elazığ'da 6 koşulu bir program var arkadaşlar. Tabii ki İstanbul ve Adana ile ilgili videolarımız da yayında. Elazığ ile ilgili de bu akşam bölümüyle dolu dolu bir günü geçirmiş olacağız. Evet, Elazığ'da bugün 6 koşu dedik ve 1. koşu saat 8'de başlıyor. Tabii ki saat 8'den itibaren 22.30'a kadar yani bir nevi akşam gece koşuları adeta Kentucky'ye bağladık yani olayı. Evet, handikap 16, 3 yukarı İngilizler ve 1600 kum başlığımız var. Zaten ne olur ki? Hep kum olur. Elazığ, burada Şanlıurfa, Diyarbakır hep kum. Arkadaşlar şimdi 13 tane safkan içerisinde burada 5 tane safkana yer verdik. Böyle 6 koşu ama gerçekten çok zor bir program oldu bu. Açıkçası. 2 numaralı Westgrove. Burada ilk atımız Ferit yardımcıyla. 3 numaralı Goldfist. Ersin Kılık'la 62 kilo ama baktığımız zaman 1600. Bakalım kaldırabilecekler mi? Kaliteli safkanlar. 6 numaralı Komandante. Bu da Galip Kılıç'la. 10 numaralı Reha Han İsa Akyavuz'la. Ve 11 numaralı Sakarbaşı Necmi Altın'la arkadaşlar. Burada 5 tane safkan burası için yeterli ama hakikaten aklımız kalıyor burada. Tabii ki Baba Aron ve Fastlane'da dilerseniz ilave edebilirsiniz. 4 ve 1 numaralı safkanları da. Burayı 2, 3, 6, 10 ve 11 şeklinde tam 5 tane safkanla geçeceğiz arkadaşlar. Evet ikinci koşudayız şimdi Elazığ'da. Elazığ'da handikap 14, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum piste çıkacaklar. Burada 14 tane safkan var. İkinci koşuda altılı gayanın da ikinci ayağı oluyor tabii ki. Şimdi burada 3 numaralı Calm Seas günün bankosu arkadaşlar. Bir bankomuz daha var tabii ki. Ama burada Calm Seas'e güveniyoruz. Tecrübeli çok iyi Ferit yardımcıyla. Yani bu yörenin zaten en tecrübeli çok iyi Ferit yardımcı. Bir aksilik olmazsa bu grubu bastırıp kazanacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Burada Kamsiz bizim bankomuz. Tabii ki burada Tangos var. Necmi Altın'la bir iki hafta evvel koşmuş olduğu koşuda ikinci geldi. Arka arka yaptığı ikincilikler var. Vatan var arkadaşlar. İyi bir safkan bu da. O da yaklaşık bir ay evvel yarış. Aslında dokuzunculukları önemli değil. Dikkat etmek lazım. Bayıs oynayacak olan arkadaşlara. Ve Ostrava Yusuf Cengiz de o da iyi koşacaktır. Hatta Wolf Runner 11 numara. Bizim buradaki yani bu bankoyu kullanmıyorsanız zikrettiğim atları da not alırsınız. Ama burada Calm Seas'den biz iyi bir koşu bekliyoruz. 3 numara Calm Seas Ferit yardımcıyla bu koşu kazanmaya çok yakın. Üçüncü koşu ve üçüncü ayak. Yine muhteşem bir ikramiye. Burada 32 bin liralık bir ikramiyemiz var. Handikap 14, 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum piste çıkacaklar. Burada 9 tane safkan içerisinde 4 tane safkan çok ön planda. 1 numaralı ekibin kızı Ferit Yardımcı ile ilk atımız. 2 numaralı Akbaş Rüzgarı Necmi Altın'la. 3 numaralı Durdur Beni Halil Altın Kılıç'la. Evet, Hüseyin Altın Kılıç'la arkadaşlar karıştırıyorum. 4 numaralı Ay Doğmuş İsa Akyavuz arkadaşlar. Burası için yeterli gözüküyor. 1, 2, 3, 4 diyoruz buraya. Arkadaşlar günün sürprizini 8 numaralı Besoğan yapar burada. Yani sürpriz arayanlara söylüyorum. Sami Kaplan'ın bindiği. Daha evvelden bir tane böyle sıkıştırdı araya. Bir sürpriz yaptı. Belli olmaz yani. Biz 1, 2, 3, 4 diyoruz buraya. Dördüncü koşu şartlı 4, 3 yukarı İngilizler. 2000 metre kum piste çıkacaklar. Burada tam 7 tane safkan var. Bu 3 ve yukarı İngilizler demek artık yani 4, 5, 6 zaten 3 yaş yok hep. 7 yaş var 2 tane. Arkadaşlar burada bu Kanada pasaportu olan ama aslında Amerikan orijinali olan 1 numaralı King Ömer
Yusuf Cengiz'le Bankumuz arkadaşlar. Bu grubu bastırıp geçecektir. Bizim ikinci bankumuz, yani ilk bankumuzu beğenmeyenler bunu da kullanabilirler veya ikisini de kullanabilirler veya hiç kullanmayabilirler tabii ki. Bu bizim görüşümüzdür. Evet, burayı bir numarayı banka olarak geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dördüncü koşuyu bir numarayı banka olarak geçtik böylece. Beşinci koşuda şimdi handikap 15, 4000 kura Araplar 1200 metre kum piste çıkacaklar. 13 tane safkan var burada. Bu 13 tane safkan içerisinde 6 tane safkana yer verdik. Son iki koşu gerçekten çok önemli. Bu zaten tabela ayağı olmuş oluyor 5. koşu. 2 numaralı Aynalı Çarşı İsa Hak Yavuz'la ilk atımız. 1 numaralı Eslina Siyah Ekürler Dülücan'la beraber Galip Kılıç ve burada apprentice'i Saadettin Ulutaş. 3 numaralı İlkayoğlu arkadaşlar, Kırmızı Ekürler, Mehmet Doğan ve Hüseyin Altın Kılıç. 5 numaralı Kılavuz Ağası Necmi Altın'la, 6 numaralı Beton Ayak Burak Bektaş'la ve 11 numaralı Baba Ramazan Burhan Sarıdal'la apprentice'i diyoruz ve 2, 1, 3, 5, 6, 11 diyoruz. Daha da alt yazmak isteyen artık kendiniz bakın arkadaşlar, burada bu atların dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz. Zaten Ekürler ön planda burada. Ekürlerden bir tanesi, yalnız Aynalı Çarşı, 2 numaralı Aynalı Çarşı'dan bizim ilk atımız. Çok iyi bir koşu bekliyoruz burada. Yani Aynalı Çarşı golü atabilir bütün bu ekürlere falan. Onu söyleyeyim. Kaysbert temsilcisi zaten. Bugünkü Kaysbert temsilcisi. Bir de Beton Ayak var 6 numara. Onu da yazdık. 2, 1, 3, 5, 6, 11 dedik buraya. Son ayaktayız. 6. koşu. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kum piste çıkacaklar. 18 tane safkan var gördüğünüz gibi. Tam 7 tane safkan veriyoruz burada arkadaşlar. İnandığımız atları burada vereceğiz. Bunları yazmanıza yarar var. 6 numaralı Grav Gorov Burak Bektaş'la ilk atımız. 1 numaralı Farah Boy. Burada apprentice Mehmet Şakir'le. 5 numaralı Copy Center Sami Kaplan'la. Arkadaşlar bakın bu safkan çok iyi bir safkan normalde. Fakat her ne hikmetse bir birincilik yaptı. Hepsini yiyecek bir safkan. Ama safkan düşüşe geçti. Böyle yani bildiğiniz uçak hani intifa kaybeder ya. Öyle bir durum oldu. 10 numaralı Magic Mirror Ferit yardımcıyla. 12 numaralı Vespucci Necmi Altın'la. 17 numaralı Fandom Mehmet Ali Aktürk'le ve 2 numaralı Westline Ali Paruldar'la burada 6, 1, 5, 10, 12, 17 ve 2 şeklinde burayı tam bu şekilde 4, 3, 7 tane safkan arkadaşlar geçmiş oluyoruz. Tabi burada sürprizlerin yani yazmadığımız mesela bir 16 var Dawson her an ters bir koşu çıkarabilir. 15 numaralı Race Master her an ters bir koşu çıkarabilir. Burada mesela 11 numaralı Prenses Selin arkadaşlar ters bir koşu çıkarabilir. 8 numaralı Running Free ters bir koşu çıkarabilir. Yani zor bir ayak normalde. Fakat biz bu atları daha evvelden genelde tanıdığımız atları yazdık. Özellikle ben burada Copy Center ve Farah Boy'dan çok iyi bir performans bekliyorum. Yani 1 ve 6'dan. Zaten 6 ve 1 bizim 2-2 atımız. 6'yı başa aldık. 1'i de yazdık. Ayrıca 7 numaralı mesela Hüsrev Han var. O da bir türlü yani diyorum ya hep kazanamamak da bir alışkanlıktır. Başarı da bir alışkanlıktır. Başarısızlık da bir alışkanlıktır arkadaşlar. O yüzden burada Hüsrev Han'ın bu başarısızlık alışkanlığına güvenemedik. 6, 1, 5, 10, 12, 17, 2 dedik ama bahsettiğimiz atlardan da varsa beğendiğiniz ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Türk yarışları ile ilgili Elazığ bugünlük bu kadar. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazar günleri diliyoruz. Hoşça kalın.